Şimdi günün son paneline geldik. Şimdi KOBİ'ler bu çalışanların yetkinliklerini geliştirmek, özellikle dijital yetkinliklerini geliştirmek, yeni dünyaya uyum sağlamak, çalışanlarını bu yetkinliklerle donatmak için neler yapmalı, hangi dijital kanalları kaldıraçlayabilir, bunları konuşuyor olacağız. Ben hem moderatörümüzü hem de panelistlerimizi davet etmek istiyorum. Önce Genç Yönetici İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Envisor'un kurucusu Melis Topal. Tagider Yönetim Kurulu Üyesi Ahu Bade Özkan. İdekon Idea ve Kongres Kurucusu ve Ajans Başkanı Yaprak Yapsan. Ve Enokta'nın CEO'su Ahmet Hançer. Hoş geldiniz. Söz sizde. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Çok bulduk. Hoş teşekkürler bulduk. Başak. Öncelikle bu pürüzsüz geçiş için de çok teşekkürler. Öncelikle herkese merhabalar. Ben Melis Topal. E-ticareti olan şirketlere yapay zeka pazarlama alanında destek veren Envisor şirketinin kurucusuyum. Aynı zamanda Genç İş İnsanları ve Yöneticiler Derneği GİAD Yönetim Kurulu üyesiyim. Bugün birbirinden değerli panelistlerimiz sevgili Yaprak, Bade ve Ahmet'le beraber çalışan yetkinliklerini geliştirmekte dijitalin etkisinden bahsedeceğiz. Şimdiden siz değerli izleyicilerimiz için keyifli bir panel olmasını diliyorum. Çalışan yetkinlikleri dediğimizde aslında akla ilk gelen eğitim ve gelişim konusu. Ancak bu eğitim ve gelişim çok uçsuz bucaksız bir konu. Burada sevgili Yaprak'a bir soru yöneltmek istiyorum. KOBİ'ler buradaki ihtiyaçları belirlerken nasıl bir yol izlemeli? Ve özellikle kanallar bazındaki yetkinliklerinizi göz önüne alırsak hangi kanallardan hangi aksiyonları almaları daha uygun olur? Çok teşekkürler. Harika bir gün. Bence KOBİ günü. EBRD'ye özellikle teşekkür etmek isterim. Şuradan aslında sözü alacağım. Ben geçen yıl EBRD'nin KOBİ'lere özel, özellikle kadın girişimcilere özel bir programında eğitmendim. İnanılmaz kadınlarla tanıştım. Yani girişimci kadınların ve KOBİ'lerin ne kadar ihtiyaçları olduğunu bir kere gözlemlediğim bir süreç geçirdim burada eğitim döneminde. Ve beni de beslediler. Onu bir kere özellikle ifade etmek isterim. Çünkü dijitalleşmeyi halen çok özür dilerim bunu söylediğim için ama üzülerek söyleyeceğim. WhatsApp grubu oluşturmak ya da bir sosyal medya hesabı açmakla aynı tutan KOBİ var ülkemizde. Yani bunu bir dijitalleşme süreci zannediyor. Tabii ki asla öğrenmemenin, yani bunu bir cehalet olarak nitelemiyorum ama öğrenmemeyi, bu alana direnmeyi çok ciddi bir negatif etki olarak değerlendirmek isterim. Bir kere benim bir tabirim vardır, denize düşmeyelim. Önce güzel diz kapak adalarından yüzmeye başlayalım. KOBİ'lerin mutlaka yol haritası olması lazım. Bunun için dijital takımlar oluşturmayı ben öncelikle öneririm her zaman. Dijital takım oluşturmak gerçekten böyle internete sevdalı, işte sosyal medyayı anlamlandıran, dijitali ne olduğuyla ilgili fikri olan takımları beslemek, büyütmek ve onlardan aslında üretim sürecine geçmek gibi bir nitelemem var benim. Bu nedenle o diz kapak adalarına girmeden, yani denize dalmadan bir alanı tanımak. Bu nedir? Bizim ne işimize yarayacak KOBİ olarak? Bizi ne noktadan ne noktaya taşıyabilir? Hatta o A'dan Z'ye taşıyacağı noktada yolun hızlıca değiştiğini de gözlemleyen bir sistem var burada. Burada küçük bir not eklemek isterim. Çalışanların bu anlamda bilinçlendirilmesi, dijital takım oluşturulması, dijitale yakın kişilerden projeler üretmesinin beklenmesi ve projelerin desteklenmesi, buna kaynak ayrılması ve kesinlikle eğitimle beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu oturumun KOBİ'lere bu anlamda ışık olacağını da bir ilham vereceğini de söyleyerek ben burada devamı için size tekrar sözü vereyim. Eğer Çok sorunuzun cevabı olduysa. teşekkürler. Evet, çok güzel cevapladınız. Aslında eğitim diyerek de bir sonraki sormak istediğim konuya da pas atmış oldunuz. Burada eğitimden kastımız aslında çalışanların gelişimi de aslında söz konusu. Eğitimle farklı kanallara adaptasyonundan bahsedebiliriz. Burada son zamanlarda özellikle popülerleşen bir kavram var. Upskill ve reskill kavramları. Bunlarla ilgili aslında bunlar employee retention dediğimiz o çalışan tutundurma konusunun içerisine giren konular. Burada da öncelikle insan kaynaklarının dijitalleşmesinde önce olan sevgili Bade'ye, daha sonrasında da eğitim alanında dijital deneyimin sektör öncülerinden olan sevgili Ahmet'e sözü bırakmak istiyorum. Burada aslında bundan KOBİ'ler ne anlamalı? Upskill ve reskill dediğimizde KOBİ'lerin bundan ne anlam çıkarması gerekiyor?
Ve aslında burada ne gibi süreçlerden geçebilirler, neler yapabilirler? Bu konuda sizlerin görüşlerini almak isterim. Teşekkürler Melis. Ahmet başlayayım mı? Lütfen, lütfen, lütfen. Şimdi upskill çalışanın kendi yetkinliklerini geliştirmek amacıyla eğitimlere tabi tutulması ya da kendi farkındalığıyla seçtiği bazı eğitimlere katılması ve kendi beceri setlerini yukarıya çekmesi. Reskill nedir? Ben bugün bu işi yapıyorum. İşte Başak'la beraber pazarlama yapıyorum. Ama insan kaynaklarına da yatkın biriyim ve çeşitli teknik eğitimler alacağım. Ve bundan sonrasında organizasyondaki yerimi de değiştirecek şekilde bu eğitimlerden sonra yenileneceğim. Şimdi KOBİ'lere tabii ki şu an inanılmaz bir bilgi bombardımanı yağıyor. Neden bunları konuştuğumuzla ilgili aydınlanmak çok önemli. McKinsey'nin yaptığı Future of Work araştırmasına gidip dönüp bakacak olursak, McKinsey diyor ki, eğer ki mevcut olan işlerinin senin 2030 yılına kadar aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorsan, yaptığımız araştırma gösteriyor ki mevcuta devam eden işlerinizin %50'si otomatize olabilir. Yani hayatımıza otomasyon giriyor. Otomasyonun girdiği yerde, yani sanki dijitalleşme hayatımızın dışında bir yerde de, biraz önce Yaprağın da söylemeye çalıştığı gibi, yarın sabah bir balon inecek ve biz dijitalleşeceğiz gibi bir durum yok. İşlerimiz değişiyor, durum değişiyor, yaptığımız organizasyonlardaki görev tanımları değişiyor. Niçin upskill ve reskill kavramlarından bahsediyoruz? 2030'dan çok daha önceye çekilmiş vaziyette, 2026 gibi sonlanmasını düşündüğümüz bir noktada iş gücünün 33 milyona çıkması, yalnız 8,6 milyon yeni işin hayatımıza girmesi ve 7,2 milyon işin de hayatımızdan çıkması söz konusu. Şimdi ne olacak o zaman? Biz işsiz kalmayacağız. Eğer biz kendi yetkinliklerimizi organizasyonun ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlarsak ya da kendimizi iyi tanıyıp, yani farkındalıkla ben neye yatkınımın adını koyup bundan sonrasındaki kariyerimizde yeni dünyada nasıl yol alacağımızı bilirsek bu zaman doğru kararları vermiş olacağız. KOBİ neye bakmalı? KOBİ organizasyonel hedefine bakmalı. Otomatize mi etmek istiyor? Hızlanmak mı istiyor? Online ticarete mi dönmek istiyor? Globalleşmek mi istiyor? Ve sonra dönüp içindeki iş gücüne bakmalı. İş gücünü çeşitli anketlerle, assessmentlarla değerlemeli ve ondan sonrasında eğitim kararı vermeli, upskill ve reskill için. Çünkü tanımlayamadığınız çalışanı yeniden de tanımlayamazsınız. Onu organizasyonun içinde, organizasyonun hedefine göre yukarıya da taşıyamazsınız. Dolayısıyla hem hedefimi netleştireceğim, hem de çalışanımı ve departmanımın işini geleceğe doğru analiz edeceğim. Bundan sonrası hareket zamanı. Çok teşekkürler. Ahmet Bey, sizin de aslında dijital eğitim sektöründe öncülüğünüzden kaynaklı bir burada aslında gelişim anlamında kurumsal şirketler, KOBİ'ler özellikle neler yapabilirler? Kurum içi eğitimler vesaire. Bu anlamda sizlerin görüşünü alırsak çok seviniriz. Çok çok teşekkür ederim tekrar. Gerçekten KOBİ'ler için ne yapsak az. Yani KOBİ'ler için en çok da iş yapma zamanı. Zira ülkenin geleceği, hepimizin aslında toplum olarak geleceğinde çok önemli bir paydaş. Farklı panellerde, bugün de yine panellerde konuşulduğu gibi, biraz önce de sizlerin de giriş yaptığı gibi aslında zaman KOBİ'lerin çevresel ekonomik şartlar, jeopolitik şartlar nedeniyle hiç olmadığı kadar verimliliğe özen göstermesi gereken bir zaman. Dünya genelindeki araştırmalar da, Türkiye'deki araştırmalar da ne kadar hani dijital araç gereçler artsa da yeterince verimli olamadığımızı ortaya koyuyor. Başak Hanım da bahsetti, sizler de bahsettiniz. O dijital barometreyle önce hani süreçleri ya da mevcut durumu bir analiz etme, sonra süreçler, sonra dijitalleşme akışına çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi eğitim bunun neresinde? Bugün daha verimli olmak, süreçleri yeniden tasarlamak istiyorsanız insanı, yani bizzat o işi yapan kişiyi güçlendirmeniz gerekiyor. Bugün hiç olmadığı kadar o işi yapan insanın bugünü anlaması, planlaması ötesinde bilinmeyeni, öngörülemeyeni, yarın ne olacak o kadar hızlı değişiyor ki hem dijital anlamda hem de reel anlamda hayatta. Onları öngörmesi, öngörmekte kalmayıp hazır olması, sonra da bir de buna
uyum sağlaması, ötesinde de bunu avantaja, her krizi, her öngörmenin çevirmesi ancak ve ancak biraz önce de konuştuğumuz gibi kişinin potansiyelini ortaya çıkartmak, kişinin kendisini başka bir seviyeye taşıması ile mümkün. Şimdi biz tabii çok sayıda büyük şirketle de çalışıyoruz. Büyük şirketlerde belki koca koca eğitim departmanları var. Birazcık hani bütçe açısından rahatlığı var. Bu dönem kimsede yok ama hani belki diyorum. Oysa KOBİ'lerde daha sınırlı kaynak var. İşte tam bu noktada dijital araç gereçler öğrenmede de büyük bir imkan yaratıyor. Siz bugün biraz önce konuştuğumuz verimlilik için bireyin neye ihtiyacı var konusunda analiz için de farklı dijital araçlardan kullanabilirsiniz. Şimdi yapay zeka hayatın her aşamasında. Belki de KOBİ'ler için en büyük fırsatları sunan araç. Çok risk dedik, farklı açılardan bakıldığında iyi yönetilmesi gerekir dedik, farklı panellerde de konuşuldu ama yapay zeka destekli araçları kullanarak KOBİ'lerin bugün her bir bireyin sahip olduğu beceri, yarın için, öngörülmeyen dünya için hangi becerilere sahip olması gerektiğini ortaya koyma potansiyeli var. Şimdi birinci, dijital öğrenmenin avantajı bu. İki, şimdi siz ne kadar bu ihtiyacı ortaya koyarsanız koyun, o gelişim bir yolculuk, bir zaman, emek, para. Dijital araç gereçlerle dünyanın en iyi uzmanına, en iyi içeriğine bir tık uzaktasınız. Yani erişmek hiç olmadığı kadar kolay. Sadece uzmana değil, burada yine yapay zekadan bahsedeceğim. Yapay zeka ile aslında size özgü içeriğe ulaşma şansınız hiç olmadığı kadar ekonomik. Tabii geri planda biz bu yapay zekayı Türkiye'nin en iyi eğitmenleriyle, üniversitelerin bilgi birikimiyle, iş dünyasının bilgi birikimiyle doğru bir şekilde, hızlı bir şekilde beslememiz kaydıyla. O zaman her türlü içeriğe çok daha ekonomik olarak ulaşıyorsunuz. Belki son olarak şunu söylemeliyim. KOBİ'lerin gelişimiyle ilgili bugün hemen bir online akademiyle kendi çalışanlarına biraz önce bahsettiğimiz verimlilik ya da gelişim fırsatları sunmasının yanı sıra çalışan bağlılığını arttırmak için bu projeleri hayata geçirmesine ihtiyaç var. Araştırmalar gösteriyor ki en az patronlar kadar çalışanlar da bu dijital gelecekten endişe duyuyor. Biliyorlar gelecek. Hatta bugün yapay zeka geldi ve aslında bazı açılardan tehdit. Ama öte yandan bir fırsatsa bunu nasıl kullanmalıyım? Kendimi yarına nasıl hazırlamalıyım? Yapay zeka bir kopilot olarak dijital araç gelişleri nasıl kendime yardımcı kopilot olarak kullanmalıyım? Bunları görmek istiyor. O zaman bir akademiyi hemen kurmak ya da faydalanmak, hemen kişinin kendine güveni, motivasyonu, aynı zamanda o güven ve motivasyon bireyin kendi potansiyelini arttırmakla, bilgi becerisini arttırmakla kalmıyor ki. Biraz önce de konuştuğumuz gibi yeni bir iş yaratılacaksa onu da yaratıyor. Bağlı çünkü. Bir problem varsa onu da öngörüyor. Yaratıcılık gerekiyorsa onu da öngörüyor. Dolayısıyla o akademileri, KOBİ'lerin çalışanlarına bir şekilde sunması. İki, çok hızlı dünyanın tüm bilgisini oralara depolaması gerekiyor. O depolanan kaotik bilgi hiç merak etmeyin. Yine o dijital araç gereçlerle çok kişiye özgü, çok şirkete özel yapılandırıyor. Ama gece gündüz o içeriklerin, o eğitimlerin tüketilmesi gerekiyor. Çünkü zaman hiç olmadığı kadar böyle bugünden yarına Can Yücel'in çok güzel sözleri var. Gecelerin karbon kağıdı gibi girmeme zamanı. Çünkü yarınki dünya için başka becerilere ihtiyaç var. Yani yarın, cumartesi için bile, hafta sonu olsa bile. Ve bugünkü becerilerle yarınki arasında bir gap var, bir fark var. Dijitalleşme yolculuğu içinde, yaşamsal yolculuk açısından da onu o içeriklere ulaşarak. Belki son söz şunu ekleyebilirim. Her şey dijitalleşme mi? Hayır. Siz de söylediniz. Biraz önce panelde de konuşuldu. Başak Hanım da altını çizdi. Günün sonunda asıl odamız insan. Yani dolayısıyla dijital araç gereçler, dijital içerikler, dijital platformlar ama öğretmen desteği, bilen desteği, uzman desteği de bu sürecin çok doğru bir yerinde tüm öğrenme etkisini katlayıcı şekilde mutlaka yer almalı diyeyim bu ilk sorunuz için. Neyse. Çok teşekkürler. Kesinlikle bu arada ben de yeni gelen bu dijital ürünlerin bir takım meslekleri ekarte ediyormuş gibi görünse dahi aslında yeni meslekleri ortaya çıkardığını, Bade'nin de söylediği gibi aslında 8,6 milyon yeni iş alanı çok ciddi bir rakam. Yani örneğin ChatGPT, OpenAI hayatımıza ChatGPT'yi soktu ama buradan bir prompt engineering diye bir iş türedi. Ve aslında dünyada çokça aranan bir meslek şu anda. Gibi o yüzden aslında tamamen eğitime ve gelişime odaklanarak kendimizi pivot ederek aslında ben de kesinlikle
gelecekte dijital dünyaya adapte olabileceğimizi düşünüyorum. Burada tekrar sevgili yaprağa dönmek istiyorum aslında. Tüm bu aksiyonları aldık. Tüm bu aksiyonlar çerçevesinde. Peki biz bu gelişim faaliyetlerimizin geri dönüşünü nasıl ölçümleyeceğiz? Hangi metrikleri takip etmemiz gerekiyor? Özellikle KOBİ'ler için biliyorsunuz bu metrikleri ölçümlemek kurumsal şirketlere göre bir tık daha zor. Bu bağlamda sizler ID.com olarak nasıl destek sağlıyorsunuz? Bunlardan da bahsetmenizi çok isterim. Peki, teşekkür ederim. Müşteri memnuniyeti ilk metrik. Doğru. Müşteri her zaman haklıdırdan. Müşteri memnun, tartışır, katılır, plana dahil olur. Değiştirerek ben o sözü kullanıyorum. Özellikle kendi işletmemde. Evet, haklı, saygıda sonsuz, hürmette sonsuzuz. Ama yolu da beraber tariflemek lazım. O nedenle müşteri memnuniyeti, ne özellikle bir şeyler kullanılıyor, neye hizmet ediyor, hedef kitleyle nasıl konuşuyor, dijital ayak izlerini takip ediyor mu, dijital atık yönetimi yapıyor mu? Ben bu kavramları çok seviyorum. Dijital atık yönetimine de önem veriyorum. Çünkü sürdürülebilirlik konuşuyoruz. Dünyayı mahvettik. Onu nasıl şu an en azından korumaya alabiliriz ve bundan sonraki en azından kendi çocuklarımıza biraz daha iyi nasıl bırakabiliriz konuşuyoruz. Evet, tabii ki özellikler, işte sayfanın görüntülemesi, hedef kitleye nasıl ulaştı, hedef kitleden nasıl geri dönüş aldı? Bu metrikleri iyi okumak lazım. Dijital ayak izlerini takip etmenin son derece önemli olduğunu tekrar altını çizeceğim. Biz eskiden iletişimci olarak şöyle bir kavram kullanırdık. İşte bir kriz oldu ya da bir durum oldu ya da bir kampanya yaptık. Sonuçlar için biraz uyurduk. Üstüne uyurduk, işte düşünürdük, uzun uzun tartışırdık. Hemen cevap vermezdik. Hatta biraz sessiz kalırdık. Şimdi böyle bir şey yapmıyoruz. Ben kendi öğrettiğim bilgiyi tazeliyorum. Tam tersi, çeviklik konuşuyoruz. En güzel Bade bilir ve bunu çok anlatır, güzel de anlatır. Artık iletişimde bile çeviklik konuşuyoruz. Ve en önemli metriklerden bir tanesinin bu anlamda çeviklik olduğunu söylemek isterim. Hızlı cevap vermek, hızlı aksiyon almak, geri dönüş yapmak. Kaç saatte dönüş yaptın? Dönüş yaptığın sürenin sonunda bunu neye döndürdün? Sadece merhaba, işte teşekkür ederiz Melisa Hanım, size yardımcı olacağız deyip 3 gün o kişiye dönmüyorsanız maalesef sınıfta kaldınız. Çağrı merkezleri artık tamamen sosyal medyaya dönmüş durumda. Kariyer nasıl sosyal medyaya döndüyse. Bu nedenle buradaki çevikliğin çok önemli bir metrik olduğunu düşünüyorum. İyi ölçümlenmesi, iyi analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dijital raporlamaların oluşturulacak dijital takımlar tarafından, bunlar markanın sahipleri olabilir, C-level yöneticileri olabilir, gerçekten çırağı ve asistan olabilir. Yeter ki bu kafada olsun. Dijital bilinçlenmesi olan bir takım olsun. Buradan iyi yönetilmesi için iyi analiz edilmesi gerektiğini ve raporların artık bunlara telefonlarımızdan dahi ulaşabiliyoruz. Böyle bir dünyadayız. O iyi analiz edip buradan aldık neye dönüştürüyoruz? O ayak izini nereye doğru götürüyoruz? O yolun iyi takip edilmesinin önemli bir metrik olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle sorunuzun cevabını böyle vermiş olayım. Belki burada arkadaşlarım da eklemeleri olabilir. İDEKON'la ilgili konuya çok minik sadece bir dokunuş yapacağım. İDEKON bir dijital tabanlı iletişim ajansı, strateji ve danışmanlıklar yapıyor. Ama etkinliklerin dijitalleştirilmesini de yapıyor. Markaların dijitalleştirilmesini, kişilerin özellikle C-level yöneticilerin dijitalleştirilmesi süreçlerine de destek veriyor. Özünde kurumsal iletişim var. Kurumsal iletişimi dijitalize ederek bu sistemi sürdürdüğümüzü de şirketim açısından söylemek isterim. Çok teşekkür ederiz. Özellikle ben de dijital kanallardaki ayak izinin takip edilmesini artık yani her köşedeki bakkala bile tavsiye ediyorum diyebiliriz o noktada bence iş. Çünkü gerçekten oradaki içgörüler çok değerli olduğunu düşünüyorum. Oradan aslında birçok stratejik hedeflerimizi oradan belirlememiz gerekiyor artık aslında yıl 2023'te. Buradan aslında tekrardan sevgili Ahmet'e tekrar soru yöneltmek istiyorum. Çünkü bu verdiğiniz kurum içi eğitimler en noktada özellikle sonrasında bu kurum içi eğitimlerdeki etkiyi ölçmek için hangi metrikleri takip etmeleri öneriyorsunuz veya siz takip etmelerine destek sağlıyor musunuz? Sevgili Melis, aslında bu eğitime yatırılan her kuruşun geri dönüşü için ilk hareket noktası kurumlardaki KOBİ'ler için daha önemli ihtiyaç analizi. Yani doğru bir hedefleme yapılması çok kritik. Yine burada dijital araç gereçlerin çok büyük faydası var. Kişiye özel, kişinin kariyerine özel, o iş, yapılan işin gelecekteki değişimine paralel, upskill, reskill'e özel o ihtiyacın çok net ortaya konulması başlangıç noktası diyeyim.
Sonra peki o ihtiyacı ortaya koyduk. Bu ihtiyaç nasıl giderilecek? İşte orada da devreye sınıf ortamı, dijital, kendi kendine öğrenme, o kurguların bir araya geldiği öğrenme yolculuğu giriyor. Üç, süper. Hani tasarladık, uyguladık. Peki ne oldu? Ne sonuç elde ettik? İşte tam bu noktada KOBİ'ler için daha da kritik, daha da önemli bir dizi metrik kurumlar tarafından da yapılıyor. Nedir bunlar? Bir, çalışan bu ihtiyacın kendisi de farkındaydı ve bu ihtiyacın karşılandığını düşünüyor mu? Ona çalışan memnuniyeti diyebiliriz kısaca. Bu bağlılığa kadar, iş verimine kadar, performansa kadar gider. Çünkü en önemli varlığımız. İki, süper, kişi memnun gözüküyor ama bilgi seviyesi ne kadar arttı? Teorik bilgi olabilir, teknik bilgi olabilir, konu bir liderlikse, konu bir takım ortamında motivasyon yaratmak olsa bile, yani teknik de olsa, biz hani soft diyoruz ama aslında asıl hard ve asıl güçlü ve zor önemli konular onlar, o davranış konuları. Hangi noktadan hangi noktaya geldiği bilgisini ölçümleme. Yine bunun için çok sayıda araç gereç dijital bulunmakta. Üç, tamam bilgi de arttı ama etrafındaki insanları ortamı nasıl değiştirdi? O zaman dönüp beraber çalıştığı takım arkadaşlarına, patrona, ona bağlı çalışanlara, birlikte çalıştığı tedarikçisine, yani aslında 360 derece birlikte değer ürettiği, süreçte dokunduğu herkesin görüşünü, davranışta bir değişim olduğumu, ortamda bir değişiklik olduğumu, iş sonuçlarında etkili. Dördüncü olarak iş sonuçları. Tüm bunların asıl amacı aslında iş sonuçları. O iş sonuçları açısından bakıldığında satışları arttırma mı? İhtiyaç analizine tekrar döneceğim. Satışları arttırma ile ilgili bir hedef mi vardı? Yoksa müşteri memnuniyeti ile ilgili bir hedef mi vardı? Verimliliği arttırmakla ilgili çok iyi tanımlanmış bir hedef mi vardı? Tüm bu iş sonuçlarıyla öğrenme arasındaki ilişkiyi yine verilerle toparlama. Bu arada çok kimseyi de korkutmayalım. Aslında çok sayıda dijital teknolojik araç gereç sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bu veri toplamamızı kolaylaştırıyor ve ölçümlememizi kolaylaştırıyor. Ama metodoloji kısaca böyle özetlenebilir. Harcanan her kuruşun zaten değip değmediğini çok iyi ölçümlemek lazım ki o hani dijital döngüleri tekrar tekrar iyileştirerek tekrar hayata geçirelim. Yani ilk seferde hedefi 12'den vurmaya gerek yok, yeter ki bu döngüyü sürekli işletelim. Çok teşekkürler. Özellikle ihtiyaç analizi kısmına ekstra katılıyorum. Çünkü bazen rakip X firma yapıyor diye yapıyoruz veya daha iyi olsun diye gibi bazı kavramlarla bazı aksiyonların alındığını görüyorum. Aslında ihtiyacı bilmeden sonucunu da Çok ölçümleyemeyiz. doğru. Bu Çok 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 net doğru. bir konu. Burada aslında sevgili Bade'ye dönmek istiyorum. Hangi konuda dönmek istiyorum? Mevcut çalışanlarımızın gelişimini, eğitimini bunları konuştuk. Onları nasıl geliştirebileceğimizi KOBİ'ler anlamında konuştuk. Peki yeni işe alım süreçlerine de ben aslında bir değinmek istiyorum. Burada sizin yapay zeka ile yaptığınız aslında çok güzel bir süreç var. Bunu geleneksel yöntemlere kıyasla KOBİ'ler bundan ne elde eder? Ne gibi bir anlam ifade edebilir? Nasıl bir kazanç elde edebilir? Bu konuda aslında fikrini merak ediyorum. Tabii çok mesleki bir hassasiyet gerektiriyor. 25 yıldır yaptığınız işi yapay zeka ile yapmaya kalktığınızda ilk önce yapay zeka ile siz kavga ediyorsunuz. Dolayısıyla hayatımda aldığım en geç karardır Melis. Biraz önce upskilling, reskilling konuşuyoruz. Herhalde ben bu organizasyonu kurup bu tarafa geçmekle reskilling'de destan yazdım. Bir de 40'lı yaşlarımda yazdım bunu. Şimdi işe alım döngüsü bir döngü. Eğer yaptığınız işi çok iyi bilirseniz, A'dan Z'ye analizi konusunda da kendinize ve ekiplerinize dürüst davranmaları, beyin fırtınası yaratması konusunda ilham verici olursanız, ne kadarı otomatize edilebilir, ne kadarı yapay zekaya devredilebilir, bu ortaya çıkıyor. Bizim yola çıktığımız noktada biz şunu istemiştik. Dünyada milyonlarca insan kaynaklarcı var. Ve herkes hep beraber işe tutundurmanın ne kadar zor olduğundan bahsediyor. Ama biz bu insan kaynaklarcıları gidip işe alım ve yeni yeteneğin avlanması ile ilgili görevlendiriyoruz. Demek ki biz bu HR'cıların hayatında bir zaman yaratabilseydik dedik, boşluk yaratabilseydik, tutundurma projeleri ve özellikle ön beyinle yapacakları yaratıcı projeler bambaşka olurdu. O noktada gittik, binin üzerindeki müşterimizde 20 yıllık deneyimi analiz ettik ve dedik ki firmalar en çok işe alımın hangi döngüsünde zaman kaybediyor? İşe alımın en çok uzun mülakat döngüsünde, yani uzun liste döngüsünde ilk mülakat,
telefonla yapılan, denk gelinen gelmeyen, karşıdaki adayın arkada müdür olduğu için sizle konuşamadığı süreçler ve oralarda denk gelmemekten dolayı kaybedilen milyonlarca aday. Belki o an sizinle konuşabilse yakalayabileceğiniz yetenek ve bunun şirketlere olan maliyetini çıkarttık. Hiring Cycle yola buradan çıktı. Gelişen bir ürün. Uçtan uca bir gün işe alımda elimizin altında olacak. Ama yapay zekaya şu an biz belli noktalarda görev verebiliriz. KOBİ'nin önce herhangi bir konuda, bugün bu insan kaynakları olabilir. Yaprak biraz önce pazarlamayı anlatıyor. Mesela kurumsal iletişimi anlatıyor. Ahmet Bey diğer tarafta eğitimi anlatıyor. Bir şeyi yapay zekaya verdim, tuşa bastım, uçtan uca o yapar diyeceğimiz yıllarda değiliz ve bence her zaman insan canlısı yapay zekadan önce düşünen, yapay zekayı kendine hizmet ettiren modelde modellemeli ve böyle kalmalı, karar mecralarını tutmalı ve en çok iş yükü yaratan, özellikle o rolde çalışan, bugün milyonlarca insan kaynaklarcı sürekli olarak telefon edip randevu alıp görüşmesine gelmeyen aday yüzünden demotive oluyor ve bir müddet sonra ondan hiç performans alamamaya başlıyorsunuz. Yapay zekayı biz buralarda kullandık ve bir booster gibi adlandırdık. Sağlıklı bir işe alım döngüsü bir KOBİ için yaklaşık olarak 9 haftadır. Eğer doğru görev analiziniz varsa, doğru kaynaklarla çalışıyorsanız, eğer yöneticileriniz organizasyonun hedeflerine göre bir görüşmeye girdiğinde çalışanı geliştireceğine dair iyi bir imajla, iyi bir işveren temsiliyle adayını ikna ediyorsa, sağlıklı işe alım döngüsü bugün 9. haftanın başında tamamlanır. Bizim yarattığımız ürün yapay zeka ile biz bu haftayı yaklaşık 4,5 haftaya indirdik. Şirketler için inanılmaz bir yenilik. Tabii ki çok büyük volümde işe alım yapmıyorsanız, bunların analizini yapmadıysanız önemli değil. Bir de başka noktaya odaklandık Melis. 21. yüzyıl yetkinlikleri deyip duruyoruz. 21. yüzyıl yetkinliklerine uygun bir soru setiyle ön eleme yapabilseydik, şimdi yarın sabah prompt mühendisliği diyeceğiz, IBM'in yaptığı araştırmalar gösteriyor ki bir kişinin lider olması için artık organizasyon ona 5 yıl veriyor. 2025 yetkinliklerini Dünya Ekonomik Forumu 2 kere yeniledi. Buradaki herkes bilir. Şimdi bu hıza yetişebilmesi için bugün bir çalışana nerede çalıştın, ne yaptın, görevin neydi gibi klasik sorular dışında daha ön elemede yetkinlik bazlı sorular sorsaydık ne kadar sağlıklı bir eleme yapıp yeteneği bize kısa yoldan kazandırırdık. Buna odaklandık ve AI'nin içine 1000'in üzerinde firmanın 21. yüzyıl yetkinliklerinden geçip perform etmiş olan adaylarıyla deneme çalışmalarını, Ar-Ge çalışmalarını yaptırdık. Bugün henüz evet hemen yakaladım. Bebek bir firma, daha bir aydır hayatta. Ama içine girdiğimiz 200'ün üzerindeki deneme pilot çalışmasında 100 üzerinden 99,9 doğru yanıt veriyor. Yani bugün biz çalışanlarımıza, özellikle HR ekiplerimize nefes aldırabiliriz. Bunu HR ekiplerimiz yetenek tutundurma projeleri yaratıp içeride çalışanın mutluluğuna adanmış gelişim projeleri üretip tüm KOBİ'lerdeki performans ekosistemini yukarıya çekmek için yaptık. Bizim hikayemiz böyle yazıldı. Teşekkür ederim. Çok net açıkladın bence. Özellikle yapay zekanın gerekli yerlerde kullanılması kısmına ben de çok önem veriyorum. Çünkü insan aslında sadece karar verme noktasında kaldığı noktada hem iş sosyal hayat dengesini tutturabilir hem de daha verimli olabileceğine inanıyorum. Aslında yapay zeka insan kaynakları alanında çalışan arkadaşlarımızın işini kolaylaştırmak için sizde devreye girdi. Aynen. Çok da güzel olmuş. Bu 9 haftadan 4,5 haftanın da mutlaka bir ROI etkisi vardır. Çünkü bir de o çalışanın eğitimi ve işe başlama süreci var. Onu geriye çekerek aslında şirkete de bir kazanç sağlamış oluyorsunuz. Çok ciddi rakamlar çıkıyor bizim yaptığımız araştırmada. Çok sevindim. Ben aslında son olarak bir de sürekli öğrenen organizasyon dediğimiz kavramı tartışmak istiyorum. Bugün şirketlerin hepsi sürekli öğrenen organizasyon olmak istiyorlar. Peki nedir bu sürekli öğrenen? Öğrenen organizasyon ne demek ve nasıl olunur? Bu konuda aslında her birinizin
görüşünü almak istiyorum. Sevgili Yaprak, senden başlamak isterim. Teşekkürler. Rekabeti konuşuyoruz ve rekabet artık tatlı. Ben bir kere buna çok seviniyorum. Eskiden işte markalar birbirini örneğin sosyal medyada bile takip etmeyi bırakın. Aynı otellerde etkinlik yapmamayı falan konuşurlardı. Şimdi artık bir ürünü veya hizmeti sunan rakip markanızı ilk siz tebrik ediyorsunuz. Bunu aleni bir şekilde sosyal medya kullanarak yapıyorsunuz. Ziyaretinizde yapıyorsunuz. Ürün gamınızda oradan bahsederek yapıyorsunuz. Rekabet değişti. Biraz daha tatlı hale geldi. Sınırlar kalktı dijital sayesinde. Bu nedenle ben rekabetin bu tatlılığının öğrenilmesi gerektiğini çok önemseyerek, altını çizerek söylemek isterim. Çünkü öğrenme bence burada başlıyor. Sınırlar kalktı. Artık Çanakkale'de işte tarlasındaki domatesini işte atıyorum Uruguay pazarına satan teyzelerden bahsediyoruz. Yani girişimcilik bu boyutlara geldi. Bunun için neyi kullanıyor? İşte internetten anlayan torununu kullanıyor. E-ticarete giriyor. Küçük küçük sosyal medya kullanıyor vesaire vesaire. Çok pazara dönüyor. Tek pazara asla inanmadığımı söylemek isterim. Çoklu pazar kullanımı için bu sürekli öğrenmeyle açılma stratejilerinin benimsenmesi gerektiğini düşünüyorum KOBİ'ler tarafından. Dijital liderliği ben çok önemsiyorum ve özellikle bunu anlatıyorum. Bununla ilgili eğitimler veriyorum, danışmanlıklar yapıyorum. O liderlerin dijitalleşmesi, yetkinliklerine mutlaka konularının eklenmesi, e-nokta gibi bunun en güzel şekilde organizasyonlarını yapan pek çok versiyonu ellerinde bulunduran sistemlere adapte olmaları gerektiğini düşünüyorum KOBİ'lerin. Burada sürekli öğrenme var çünkü zaten sizin yerinize bunları çalışan böyle kurumlar var. Ve zaten buradan aldığınız bilgilerle hop al A'dan Z'ye doğru gitmeye çalış. Yollar değişebilir aralarda ama burada eğer dijital lider olabiliyorsan, sürekli öğrenmeye bu anlamda inanıyorsan, müşterinin de yolda değiştiğini, seninle beraber öğrendiğini ve burada mutlaka trainer kültürünün burada bir kaldıraç olması gerektiğine inanıyorum. Beraber öğrenme, beraber büyüme ve ben kültüründen biz kültürüne geçmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Kesinlikle katılıyorum. Biz kültürü kısmını özellikle çok sevdim. Ahmet Bey, size de sözü vermek isterim. Sürekli öğrenen nasıl olunur? Ne yapalım? Tabii çok dijitalleşmeyi konuşuyoruz ama insanın altını da hep beraber çok çiziyoruz. Yani onu yapacak insan. Belki de hem Yaprağın hem Bahri'nin söylediklerini şöyle bir ekleme yapabilirim Melis. Bir kere insanoğlu birey olarak bu beyin biyolojik olarak merak duygusuyla ve sürekli öğrenme duygusuyla besleniyor. Zaten sürekli öğreniyor. Belki de yani kendimizi ve beynimizi biraz serbest bırakmak gerekiyor. O zaman bir kere bir kurumun kendi içinde KOBİ'nin, şirketin hiç fark etmiyor büyük küçük işletmenin kendi içerisinde bir nasıl ifade etsem onu herkesin çok rahatlıkla fikrini söyleyebildiği, yanlış yapmaktan hata yapmaktan korkmadığı, böyle zaman zaman duvara toslamalara da patronların yöneticilerin izin verdiği bir ortam yaratmak gerekiyor. Buna büyüme kafası, growth mindset, buna açık zihinli olma, açık gelişim kafasında olmak da denebiliyor. Buna işte öğrenme kültürünün güçlü olduğu bir şirket ortamı, şirket kültürü de deniyor. Dolayısıyla hataya açıklık. İki, bir kere bunu destekleyecek bir hizmetkar liderlik. Biz de bir KOBİ'yiz e-nokta olarak. Yani şirketimiz bebeğimiz, ürünlerimiz bebeğimiz, sizler de girişimcilersiniz, bebeğiniz. Şimdi bu bebeğinize en iyi siz bakar yerine bu kurumdaki, bu şirketteki herkes bu bebeğin bir tarafına çok iyi bakar, benden de iyi bakar. Kabul etmek. Hizmetkar liderlik biraz o aslında. Sadece işletmeye değil, işletmedeki her çalışana ayrı ayrı bir insan olarak değer verip onların o kapasitesine ve onların özgüven ve motivasyonuna destek olacak şekilde, onları yaşartacak şekilde patronun, liderin hizmet etmesi. Üçüncüsü, tamam ortamlar, şartlar hazır. Yarın bilinmiyor. Bugün işte gelecekle ilgili öngörülemeyen çok şey var. Tabii çok şeyi söylüyoruz, konuşuyoruz. Gelecek becerileri, yarın neye sahip olmamız. Ama işin gerçeği şu ki bilinmezliklerle dolu bir dünyadayız. O zaman herkesin her an gelişmesi için fırsat yaratacağız. Biz tam bu noktada, noktadan belki bir iki cümle şöyle, yani davamız bu çünkü bahsetmek istiyorum. O kurumun sürekli öğrenmesi için bir mekanı, bir dijital kampüsü, kampüsün her yerde olduğu bir o dijital gelişim alanı olmalı. Ve bunun içerisinde
Her türlü bilgi olmalı. Bilgi bazen lider olarak, işin sahibi olarak, patron olarak sizin görüşlerinizin video ya da yazılı bir formatı olabilir. Bazen ve çoğunlukla işi yapan insanların, sahada müşteriyle olan insanlar, en çok bilgiye onlar sahip, çalışanlarımız sahip. Onların bildiklerini paylaşması olabilir. Yani o birlikte o ortak aklı oluşturmak, o şirket hafızasını, süreçlerini birlikte oluşturmak olabilir. Öte yandan dünyanın en iyi içerikleri, hep söylüyoruz artık, bir tık uzakta, en iyi eğitmenler bir tık uzakta. Onların da yer aldığı kampüs, onların hani sürekli öğrenmeyle ilgili o araç gereçlerin, içeriklerin olduğu bir yapıyı kurmak olmazsa olmaz diyeyim Melis. Çok teşekkürler. Sevgili Bade, senden de öğrenen organizasyon nasıl olunur? Organizasyon, kurum, dernek, KOBİ nasıl olunur? Hepsi anlamında, her anlamda cevaplayabilirsin. Harika açıkladılar. Böyle bir hani grupla beraber çıktığım için de çok mutluyum. Hep aynı şeyleri aynı yürekle düşünüyoruz. Çok samimiyim. Ahmet'in dediği de çok doğru. Yani eğer organizasyonda açık iletişim ve netlik yoksa o organizasyon zaten mevcuduyla dahi yüzleşemediği için bundan sonrası için de öğrenemez. Yaprağın söylediğinden ilhamla bir tık öteye taşımak istiyorum. Bugünün öğrenen organizasyonu ben zekası, biz zekası üzerine kolektif bir yaratımla entelektüel zeka üretebilen organizasyondur. Yani bugüne kadar biz takım olarak bunları söyledik ama bizim üzerimizde tüm global akımlardan da esinlenerek hiç yapmadığımız buraya doğru gitmek nasıldırın sorusunu sorabilmektir bugünün takımı için öğrenen organizasyon olmak. Bir başka önemli detay da şu, şirketler hala benden gelip gidip bu yıl eğitim vermiyorum, bebek şirketimiz olduğu için yapay zekayı train etmekle yükümlüyüm ama 10 yıldır eğitim veren bir eğitmenim. Çok fazla çevik öğrenme ve geri bildirim eğitimi verdim. Ve hala benden geri bildirim eğitimi istiyorlar. Bütün KOBİ'lere buradan bütün yüreğimle sesleniyorum. Geri bildirim devri kapandı. Bütün dünya artık ileri besleme kullanıyor. Çalışanınız aynen Ahmet'in dediğinden ilhamla hata yapmaya eğer organizasyonunuz izin veriyorsa hatasından öğrenip bugünden sonra ne yapacağına dair tasarım konusunda beslenmeli. Dolayısıyla yeni nesil liderlerin iyi soru soran liderler, akıl veren değil, yön veren değil, doğru sorularla çalışanlarına gelecek tasarımı yaptırtabilen tetikleyici, ilham verici liderler olması lazım ki organizasyon öğrenebilsin. Yine yaprağın dediğine döneceğim. Artık birbirimizi rekabet tatlı bir yere geldi. Tebrik edebiliyoruz. Dijitalleşme sınırları kaldırdı diyor ya. Eğer organizasyonunuz öğreniyorsa, organizasyonunuz sürekli sıfırdan yapmaya odaklanmayacaktır. Organizasyonunuz bugün kurasyonla da yüzleşecektir. Aa, yaprak bunu yapmış. Ben üzerine bunu koyabiliyorum. Biz iki şirket bir araya gelip ne yaparızı tartışabilecektir. Ama siz en başta korku toplumu yaratırsanız, bir yaratıcılık, iki kurasyon, üç inovasyon bunların hiçbiri konuşulamaz. Kişi daha mevcuttaki maaşından ayrılacağı için farklı şekilde davranacaktır ve yaratıcı zihnine taşınamayacaktır. Oysa ki bugün organizasyonlar bir araya geldiğinde yeni nesil şirket satın almalarında tüm dünyayı dönüştürebilecek bir güç görüyoruz. Bu fikir bizim organizasyonumuzdaki en küçük halkadan gelebiliyorsa, işte biz o gün öğrenen organizasyonu yarattık demektir. Çok teşekkürler. Kesinlikle özellikle de ilham verici liderler olması bence de çok önemli. Konfor alanından aslında çıkmak diye özetleyebilir miyiz? O konfor alanı bizi en çok öldüren, şirketlerin sonu olan şey. Bizim de aslında bu noktada bir aksiyon alıp kendimizi zorlayıp özellikle ilham verici liderlerin çalışanlarını bu anlamda desteklemesi çok önemli. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir panel oldu. Umarım sizler için de öyledir. Dinleyicilerimiz için de değerli vakitleri için çok teşekkür ederim. Buradan sözü Başak'a bırakmak istiyorum. Melis çok teşekkürler. Ben de bütün panelistlere çok teşekkür ediyorum. Çok not aldım ve hiç bilmediğim şeyleri de
öğrendim. Bir kere bu ileri beslemeyi ben ilk defa duydum ve kullanacağım. Çok teşekkür ederim. Şimdi birkaç şeyi özetlemek isterim. Bir kere ihtiyaç analizi yapmanın öneminden bahsedildi. Ben de bunu şunu söylemek istiyorum. Stratejiyi tasarlarken biliyorsunuz rekabet avantajı yaratacak yetkinliklere odaklanıyoruz ve bunlara yatırım yapıyoruz. O yüzden strateji tasarımıyla eğitim gelişim faaliyetlerinin de çok çok büyük bir bağlantısı var. Upskilling, reskilling'in tanımını yaptık. İş sonuçlarıyla eğitimler arasında bağlantı kurmamız gerektiğini söyledik. Rekabirlik aslında terimini yani competition teriminin altını çizdik. Sürekli öğrenmeyi harika bir şekilde tanımladık bence. Hatayı açıklık, hizmetkar liderlik ve organizasyonda bir bilgi bankasının oluşması gerekliliği dedik. Ve iyi soru soran liderler olması gerekiyor dedik. Bence müthiş bir kapanış oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde de İstanbul Tech Week'in ikinci gününün sonuna geldik. Dün fiziksel olarak işte İstanbul'da bir araya geldik. Harika bir katılım oldu. Bugün de online'da KOBİ özel sahnesinde bir aradaydık. Ben tekrardan bugün organizasyonda bize destek olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve JP Morgan'a teşekkür ediyorum. İstanbul Tech Week'te bizim amacımız gelişen teknolojilerin iş dünyasına uygulamalarını konuşmak, tartışmak. Bu sene de amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Bütün dinleyicilere, katılımcılara, sponsorlara, konuşmacılara çok çok teşekkür ediyorum. Seneye tekrardan görüşmek üzere. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok Görüşmek mersi. üzere. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Sevgiler. Sevgiler.